Merhaba arkadaşlar. Bugün hassas bir konuya değinmek istiyorum. Buradayken arkadaşlar bir okula gittik. Ç çocukların olduğu bir okul. 7-8 yaşında, 12 yaşındaki çocukların olduğu bir okul. Oraya gittik ve işte biliyorsunuz arkadaşlar görevimiz zaten işte çeşitli yerlere gidip ekstra olarak oradaki çocuklara da işte tiyatro dersleri tarzında ufak drama şekilleri Eğitimleri verip işte onları da eğlendirmek onları da mutlu etmek gibisinden gittik oraya işte okula ben ve bir iki arkadaşım işte ben yeni olduğum için beni tanıttılar işte Muhammed kendini tanıtır mısın filan ben kendimi tanımaya başladım işte dedim Muhammed dedim Türkiye'den geliyorum I'm coming from Turkey deyince Türkiye deyince arkadaşlar hepsi Türkiye'nin normalde biliyorsunuz arkadaşlar İngilizce olarak Turkey Hindi demek. Şimdi herkes ben öyle deyince çocuk da bak 7-8 belki maksimum 10 yaşında çocuk bildiğin horos taklidi ellerini iki beline koyup böyle böyle gıdık gıdık hareketleri yaptı işte aklı sıra işte yani dalga geçiyorlar anladın mı? Daha küçük yaştan adamların zihnine kafasına daha 10 yaşındaki çocuğun kafasına Türkiye yani koca ülkeyi Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlü kudretli herkese yardım eden ve bütün dünyaya nam salmış bir imparatorluğu Türkiye Yani Hindi olarak yansıtmaları gerçekten komik. Yani dedi ve ben sinirlenmek yerine güldüm ve sevindim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten bizden korkmuşlar. Yani bunu buradan anlayabiliyorsunuz. Senden korkmuş adamlar yani. Senden korkmuş. Gerçekten nasıl bir korkuysa adamlar sana Türkiye adını vermiş. Peki bu Türkiye nereden geliyor? Neden bize Turkey diyorlar? güya işte çeşitli kaynaklara bakılınca İngiltere zamanında çok açlık içerisindeymiş, sefalet içerisindeymiş derken işte çeşitli Türk tüccarlar tarafından bu Turkey hindi kuşu İngiltere'ye işte getiriliyormuş. İşte Türkler tarafından getildi, getirildiği için de bu. Zamanla işte Turkey işte Türk Türk'ten hindi getirdiği için Turkey falan denmeye başlamış derken işte çeşitli şeyler söylenmiş. Kuşun farklı ismini söylemişler. En sonunda Turkey olarak kalmış. Yani yersen. Yersen. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Tarihte hiçbir şey tesadüf değil. Yani hiçbir şey tesadüf değil. O isim tesadüf olarak tüccarlar güya. Tüccarlar tarafından olan ve Türkiye olarak kalmasını sağlanan şey tesadüf değil. Hayatta ve tarihte hiçbir şey, başınıza gelen hiçbir şey tesadüf değil. Bunu bilerek yaşayın, bunu bilerek düşünün ve bu kelimenin Orada kalması da tesadüf değil. Ben buradayken ne yapıyorum? Bunu duyduktan sonra nereden geliyorsun dediğinde ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geliyorum deyince Türkiye değil neden Türkiye diyorsun filan oluyor. Ben de açıklamasını yapıyorum. Türkiye diyorum. Türkiye. Ben burada Türkiye olarak şey yapıyorum. Zaten çeşitli çeşitli şeylerimiz var ülkece. Bu Türkiye ismini Avrupa'daki şeyini değiştirmek açısından Umarım başarılı oluruz. Bu isim değiştirilir. Çünkü mantıklı değil. Koskoca, kudretli, kocaman, güçlü bir imparatorluğu güya aklısı bu hale getirmek komedi yani. Komedi. Gül, gül yani buna. Gül. Eylem ve gurur duy aslında. Yani dediğim gibi arkadaşlar umarım gerçek ismimiz Türkiye. Gerçek ülke ismimiz Türkiye olarak Avrupa'da da, da bu şekilde tekrar oluşur. Anlatacaklarım, değineceklerim bu kadar. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Esen kalın ve en önemlisi Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın. Bay bay.